Herkese merhaba. Bugün bir pasta çizimini InnoS teknikleriyle işleyeceğim. Şöyle bir hazırlık yaptım. 19 santimlik bir kastane içerisinde yer alacağı şekilde bir pasta çizimim var. Ölçülerini ve malzemelerini birazdan ekranda görebileceksiniz. Öncelikle bir kılavuz çizgileri aldım. Aşağıdaki pasta katını belirleyebilmek açısından. Bunun için cetvel kullanmaya çalıştım çünkü karşılıklı olarak tüm dikişlerin muntazam olması ve birbirine karşılık gelmesi gerekiyordu. Mümkün olabildiğince eşit aralıklarla yapmam gerektiği için. Koton iplek kullandım ve aynı zamanda Brezilya nakış iğnesi kullandım. İstiyorsanız küt uçlu bir etamin iğnesi de kullanabilirsiniz. Belki daha kolay olabilir sizin için. Evet, kılavuz çizgilerini bitirdikten sonra en tepeden en aşağıya doğru işleyeceğim. Şu şekilde ilerliyoruz. Bütün ilmeklerin içerisinden ikişer adet battaniye ilmeği alacağız. Bu ilmekleri mümkün olduğunca sıkmadan ve ipliği birazcık esnek tutarak yapmanızda fayda var. Çünkü daha sonra bu ilmeklerin içerisinden başka ilmekler alacağız. Ve sorun yaşamamak açısından olabildiğince eşit aralıklarla yumuşak ve esnek tutarak devam etmenizde fayda var. Gördüğünüz gibi her bir ilmeğin içerisinden 2 adet ilmek alıyorum. Burada en çok dikkat etmeniz gereken konu ipliğinizin mutlaka iğnenin altında kalması. Evet, şimdi köşeye geldim. Köşede bahsettiğim bu kılavuz dikişlerinden yararlanacağım. Birinin içerisinden geçtim ve şimdi dönüşü sağlıyorum. Dönüşü yaparken de burada bazı ilmekleri es geçeceğiz. Yani boş geçeceğiz. İlkinden bir ilmek aldım. İki boş bıraktım. Bir taneyi ve onun yanındakini doldurdum. Yani iki ilmeği boş geçiyorsunuz, iki ilmeği dolu geçiyorsunuz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Burada farklı farklı teknikler kullandım. Hemen hemen her sırada farklı teknikler. Sizler de aynı şekilde başka başka projelerinizde bunların bazılarını ya da tamamını kullanmanız da mümkün olabilir. Güzel bir doku çıkacak ortaya. Tek sorun dediğim gibi burada birazcık aslında ipliklerin üst üste yığılmasından kaynaklı bir görüş açısı problemi ortaya çıkıyor ama gözünüz alışacaktır tahmin ediyorum yavaş yavaş. Aşağıya doğru gerildikçe daha rahat görme imkanınız olacak. Şimdi bu sıranın sonuna doğru geliyorum. İki boş, iki dolu geçtikten sonra şimdi gene sağdaki kılavuz çizgisinden, kılavuz dikişinden yararlanarak bu sırayı tamamladım. Bu sırada ise ortada boş geçtiğimiz daha geniş deliklerin içerisine bu kez 3'er adet ilmek alacağız. Ve onun hemen yanından 1 adet ilmek alacağız. Ve bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın daha büyük olan deliğin içerisinden 3 adet ilmek ve onun yanından 1 adet ilmek şeklinde devam ediyoruz. İpliğim yavaş yavaş bitmeye başladı.
Burada gene dikkat etmemiz gereken şu, ipliğimizi mümkün olduğunca kılavuz çizgilerinin orada bitirmemiz gerekir. O yüzden ön görüşte olmak gerekiyor biraz. Ben öyle yapacağım. Kılavuz çizgisinin orada. Gerçi şu an ekranda o kısmı kamera almamış. Ama orada bitirerek tamamlayacağım dikişi. Ve tekrar iğneyi besledikten sonra iplikle devam edeceğim. Şimdi bu sırada şöyle bir şey yapmak gereğini hissettim. Daha rahat görünebilmesi açısından. Bir iğne taktım. Hangi ilmekleri kullanmam gerektiği daha iyi anlaşılabilsin diye. Burada küçük üçgenler oluşturmaya çalışıyorum aslında. Birazdan üçgen olduğunu göreceksiniz. Bakın büyük deliklerin oradan 3'er adet ilmek almıştık, hatırlayacaksınız. Bu ilmeklerden içlerinden tekrar geçerek bu kez 2 ilmek almamız gerekecek. Tekrar iğneyi takıyorum. Yine aynı şekilde bu sefer diğer deliğin oradaki ilmeklerin içerisinden 2 adet alıyorum. Yine tabii bu arada ilerleme esnasında farklı farklı büyük delikler oluşmaya başlayacak. Bu doku oyunu benim aslında çok hoşuma gidiyor. Bir oyun gibi her birinin tek tek yarattığı dokular. Şimdi tekrar aynı işlemi tekrarlayacağım. Tek dikkat etmeniz gereken ilmeklerin sırasını şaşırmamak olmalı. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar kılavuzda yer alan dikişin altından geçip bu kez dönüşü yapacağım. Tekrar. Bakın gördüğünüz gibi toplantı için çok anlama şansınız olmuyor ama burada aslında çeşitli deliklerimiz de oluşmuş oldu. Evet, tekrar çıktık. Şimdi dönüşteyiz. Şimdi ipliği sardırarak devam edeceğim. Ama bu arada kalan ilmekleri de gene doldurmaya devam ediyorum. Yani büyük delikleri sarıyorsunuz. Ama en altta kalan o üçgenin son ilmeğin içerisinden de gene bir adet ilmek alıp devam ediyorsunuz. Evet, bu sırayı da tamamlıyorum. Tekrar kılavuzun altından geçtim. Bu kez bir boş bıraktım. Çünkü birazdan yapacağım dikiş daha farklı bir yükseklik gerektiriyor. Dolayısıyla şimdi burada bakın ipliği birazcık esnek bırakarak, rahat bırakarak hemen en son üçgeni oluşturdum ama aynı zamanda o iplikten o ipliği basamak dayanak alarak kendime 3 adet daha ilmek aldım. Burada dikkat etmeniz gereken altından geçin mutlaka. Ve 1
2, 3. Küçük karayel oluşmaya başladı. Bu boşlukların içerisinde sonra çok güzel bir oyunum var. Bakın tekrar alttan geçtim. Bu arada da yukarıda minik üçgenlerim oluşmaya başladı tabii. Ve geçtiğim iplikten destek alarak gördüğünüz gibi 3 adet de ilmek alıyorum. Farklı bir doku ama küçük de bir zincir oluşmaya başladı bu arada farkındaysanız. Bir çeşit file dikişi gibi. Aslında bu ilmeklerin böyle birbirine sıkışmış gibi olan görüntüsü sizi korkutmasın, yanıltmasın. Çünkü yolunuzu buluyorsunuz. O konuda çekinmeyin. Zaten işleme tamamlanmaya başladıkça aşağıya doğru bir gerilme olacak. O gerilme ile birlikte işleme daha bir ortaya çıkacak. Evet, tekrar üçlü bir zincir oluşturdum. Artık sonuncuyu yapacağım. Aşağıya pembe kurdele yerleştireceğiz. Bu da çok değişik ve hoş bir görüntü sağlayacak. Sırayı da bitirdik. Şimdi tekrar aşağıdan geçip dönüşe geçtik. Dönüş işlemini yaparken de gene ipliğimizi sardırarak tekrar sol başa döneceğiz. Ve aynı sırayı bir kez daha yapacağız. Ama bu kez tam aynı hizalarından değil. Evet, kılavuz çizgisinden geçtim. Tekrar gördüğünüz gibi bir adet boş bıraktım. Devam ediyorum. Buradan değil, hemen bu sardırdığımız ipliğin içerisinden bir adet ilmek alacağım. Tabii alttan alacağım ilmeği. Yine aynı şekilde bu ipliğin içerisinden 3 adet ilmekle devam edeceğiz. Olur da böyle birazcık gevşeklik vesaire hissederseniz müdahale edip ipliğinizi düzeltirsiniz. 2 ve 3'ü tamamladım. Şimdi bir diğerinin altına. Değişik bir zincir doku oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi gene aynı şekilde 3 adet ilmek alıyoruz ve bu şekilde komple devam edeceğiz. Bu sırayı da böyle bitirmiş olacağız. Bakın dikkat edin, mutlaka ipliğiniz altta kalsın, iğneniz üstte yer alsın. Öteki türlü dikişler oturmayacak. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi
dönüşte ipliği sardırdım. Ayrıca altından bir adet daha aldım. Birer ilmek en sonlardan. Şöyle elimizde bir düzeltelim bakalım karelerimiz nasıl oldu. Evet, yani çok muntazam olamıyor ve hiçbir zaman da olamayacak aslında, bunu da söyleyeyim. O denli muntazam yapabilmek için herhalde nakış sihirbazı olmak gerekecektir. 2 yıldır aşağı yukarı uğraşıyorum ama hala istediğim noktaya gelebildiğimi de söyleyemeyeceğim. Evet, şimdi bu sırada ne yapıyoruz? Sarılmış olan ipliklerin tamamını kapsayacak şekilde 3 adet ilmek alıyoruz her boşluktan ve mümkün olduğunca ortalamaya çalışıyoruz ve eşit boylarda olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde 3-3 ilerleyeceğiz. Aslında 4 de yapabilirsiniz istiyorsanız, artık size kalmış, ama bu sefer aşağıya doğru daha farklı bir şekil alabilir tabii. Bu biraz oyun gibi. Artık iğne oyası nakışında böyle kafanıza göre şeyler de yapabiliyorsunuz. Keyfinize, gönlünüze göre. Evet, bu sırayı da tamamlayacağız. Şimdi bakın, burada her bir boşluğun içerisinde gördüğünüz gibi 3 adet ilmek aldık. Ne oldu? Bir sonraki sıra için içinden geçebileceğim 2 adet ilmek oluşmuş oldu. Şimdi bu işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi her birinin içerisinden birer kez daha geçiyoruz. Minik minik üçgenler oluşacak tekrar. Bu sırayı da tamamladık. Artık üçgenimiz oluşmaya başladı. Her birinin içerisinden birer tane geçiyoruz. Yandaki boşluktan 3 adet alıyoruz ilmek. Ve gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. 3 oldu. Buradan 1 aldım. Buradan 3. Evet. Yani her bir boş ilmekten 3 almakla bir sonraki sıranın altyapısını hazırlamış oluyorsunuz bir anlamda. Şimdi dönüp oralardan ikişer ilmek, bir sonraki sırasında da birer ilmek şeklinde bu nakış bu şekilde devam edecek. Ta en alt sıraya kadar böyle ilerleyeceğiz. Aynı sıraları tekrar devam edeceğiz. Ta en alt
tabana gelene kadar bu şekilde 3, 2, 1 ve boşluklardan 3'er adet ilmek şeklinde devam edecek. Şimdi artık en son sıraya geldik. Burada da gördüğünüz gibi nakışı biraz gerdirerek o eski bolluğunu bir parça almaya çalışarak diyelim. Ayrıca battaniye ilmekleri kumaşın üzerinde sabitleyerek bitiş yapacağız. Evet, ipliğimizi bitirdik. Üstünden kurdele geçeceği için çok sorun etmiyorum. O şekilde kalsın. En üstten 4 santimlik bir saten kurdele kullanarak ve zincirlerin altından geçerek böyle bir kurdeleyle bir hoşluk yaratmamız lazım. Kordon da olabilir. Ya da farklı bir şey, artık kumaş parçası vesaire. Bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Yapacağınız işleme kalmış diyeyim. Diyelim ki bu bir sepet olsaydı, sepetin içerisinden belki jüt ip bile geçirebilirdiniz. Tabii o zaman böyle bir iplik değil de farklı bir iplik kullanıyor olacaktınız.
düz yatay bir şekilde kurdeleleri bir çeşit diziyoruz. Aslında şunu da yapmak mümkün. Ben iğneyle kurdeleyi kumaştan çekip çıkardım. Siz istiyorsanız kurdeleyi yanlardan minik ipliklerle tutturabilirsiniz de. O zaman şey olmayabilir de, böyle ben de gördüğünüz gibi başlangıçlarında ve bitişlerinde kurdelelerin işte o kıvrılma ve büzülmesi söz konusu oldu. Hani istemeyen böyle de yapabilir. Şimdi gelelim pastanın tabanına. Pastanın tabanında da gene kurdele düşünmüştüm. Ama nasıl? Kurdeleyi çıkardım. Elimle biraz büzerek, daha doğrusu kıvırarak sap işi yapıyorum. Bildiğimiz sap işi tekniği. Bununla iki sıra dolgulayacağım. Böylelikle pasta kreması gibi bir doku da oluşturabilirsiniz ya da işte pasta altlığı sanki kurdeleyle süslenmiş gibi de olabilir. Burada da sizin kendi fikriniz, yaratıcılığınız önemli. Başka malzemeler de kullanabilirsiniz. Atıyorum kordon kullanabilirsiniz ya da boncuklarla sıra sıra dizebilirsiniz. Malzemelerle oynamak sizin elinizde. Şimdi ikinci sırayı yapacağım. Onu birazcık daha böyle şey tutuyorum. Dengelemeye çalışıyorum. Birbirlerine çok simetrik değil de biraz daha böyle asimetrik gitsinler diye. Dolguyu vermek açısından ortalarında mesela dikişleri alıyorum. Gördüğünüz gibi bir önceki sıranın ortasına doğru alıyorum. Yoksa boşluk kalacak. Biliyorum videomuz çok uzun oldu. Yaklaşık 30 dakikalık bir video şeklinde. Dikkatiniz dağılıp sıkılabilirsiniz de, dolayısıyla bir ikinci bölümde pastanın geri kalan kısımlarını çalışmayı düşünmüştüm. Çiçekleri, kontürlerini ve üst katını ikinci bölümde seyretme imkanınız var. Onu da bir iki günün içerisinde yayınlamış olacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol nakışlı günler, sevgiler.